Üçüncü gün saçıyla saç bakım videosu yapan tam bir çılgınım. Bugün size 10 saç bakım ipucumu vereceğim. Üründen de bahsedeceğim birkaç tane ama daha önemlisi uygulama bakımından aslında saçlarınızın sağlıklı olması için gerekli olan 10 tane şeyden bahsedeceğim. Ama eğer bu videoyla beni tanıdıysanız merhabalar, ben Nihan. Aramıza hoş geldiniz. Aramıza her pazartesi ve perşembe saat 18'de hoş gelmek için abone ol butonunun yanındaki zile tıklayabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken bir de abone olursanız YouTube belki size haber verebilir. Ama haber vermezse diye pazartesi perşembe saat 18'e alarm da kurabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Ya birincisi, bu arada bu çok kritik bir şey. Saçın aslında hani yapısının, şeyinin, şeklinin, ıvırının, zıvırının büyük bir kısmı genetik. Ananızın, babanızın, ailenizin falan da saçına bir bakmak gerekiyor. Bunu söylemiştim daha önceden diye hatırlıyorum. Benim kuzenimin bir saçı var. İkinciye dolanmaz yani böyle lastik. Böyle dövebilir yani sizi saçıyla. Kızın inanılmaz bir saçı var yani. Saç olarak doğmuş böyle. Benim halamın saçları güzeldir. Ben zaten fiziksel olarak halama çok benzediğim için saçlarım da birazcık daha halama benziyor. Genetik şeyler dışında saçınızı yormayacak, hali hazırda bulunan saçınızı korumaya yönelik bir takım şeylerden bahsedeceğim. Birçoğumuzun en çok şikayet ettiği şey saç dibi yağlanması ya. Onu yönetebiliyorsunuz belirli bir seviyeye kadar. Tabii ki de hani hormonal olarak ürettiğiniz bir yağ var. Cildinizden fışkıran ve işte hani saç derinizden de fışkıran bir yağ var. Onu agresifleştirebilir veya sakinleştirebilirsiniz. Cildiniz gibi düşünün. Cildinizi ne kadar yağlı olduğu için agresif temizleyicilerle temizlerseniz o kadar daha fazla yağ fışkırtıyor ya, sebum fışkırtıyor. Çünkü cildinizin üstündeki o nemli dokuyu ve koruyucu tabakayı eğer siz söküp atarsanız cildiniz sebumla, yağla onu tekrardan kompanse etmeye çalışıyor. Saçınızın derisi de deri yani, bu cilt. Yani saç dibiniz yağlanıyor diye sabah akşam yıkarsanız ve çok arındırıcı, aşırı böyle işte sülfatlı bilmem ne falan şampuanlarla sürekli olarak onun doğal yağlarından arındırırsanız daha da çok yağlanacaktır. Ne kadar çok yıkarsanız o kadar çok yıkamaya ihtiyaç duyacaksınız saçınızı. Alıştırması birazcık uzun sürebilir. Bir takım kuru şampuanlarla veya işte evden çıkmayacağınızda birazcık idare ederek falan düşürebilirsiniz. Ya böyle kendisi çok kuru, uçları kırılmış, kablo gibi olmuş artık böyle kabaran ama dibi yağlı bir saçınız varsa muhtemelen çok agresif yıkıyor olabilirsiniz. Çok sık yıkıyor ve çok fazla arındırmaya çalışıyor olabilirsiniz. İkincisi, doğru yıkama. Bunu yeni öğrendim ve dehşete düştüm ve bana çok mantıklı geldi. Ben mesela saçımın tamamını hep şampuanlıyordum. Öyle bir şey yokmuş. Onu yapmamıza gerek yokmuş. Brad Mono'dan öğrendim bunu da. O saç derimizdeki yağın fazlasını almaya çalıştığımız için hani yıkandığımızda sadece ve sadece kafa derinizi yıkayarak böyle hafif 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 yumuşak yumuşak yıkayarak, onu da böyle çitileyerek değil, ondan akan köpükle uçlarının zaten temizleneceği söyleniyor. Eğer saçınızda bir şekillendirici, yapışkan bir şey, işte jöle, köpük, sprey, ıvır zıvır o tarz bir şey yoksa. O yüzden mesela saçım uzadıkça daha çok şampuan kullanıyorum falan. Dünyanın en mantıksız şeyi kafamızın yüz ölçümü değişmediği için. Üçüncüsü, doğru yıkamaya bağlı olarak bir de doğru kurulama diye bir şey var. Saçlarımız yıkandığı esnada o ılık suyla, yani sıcak suyla, tabii bu arada hani yıkarken de çok hayvan gibi sıcak suyla yıkamamak lazım. Haşlamamak lazım kafa derimizi. Cildimize, saçımıza, vücudumuza ne kadar sert davranırsak o kadar canını okumuş oluyoruz. Saçın o yumuşamış ve artık kökleri en hassas hale gelmiş durumunda böyle delicesine kurutursak veya araya alıp böyle sürtersek birbirine zarar vermiş oluyoruz. Özellikle de o yumuşak halinde, o ıslak ve nemli halinde tampon sadece nemini almamız gerekiyor. Çok sıcak la kurutmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca ılıkla kurutmak gerekiyor. Yani mümkün olduğunca aslında hani kendisi kurumaya bıraksanız daha iyi ama o da sinüzit yapıyor. Ben size söyleyeyim, ben sinüzit ameliyatı oldum. Çok kötü bir şeydi. Yani evinizin içinde duracaksanız, klima altına girmeyecekseniz, ceryanda kalmayacaksanız falan deneyebilirsiniz ama en azından şu kafanızın şu deri bölümünü ılıkta kurutmanızı tavsiye ederim. Dördüncüsü, renk koruma mevzusu. Şimdi parlaklık daha doğrusu. Yani benim saçım boyalı. Tamam, saçımın hani böyle beyazları var çünkü. Bir de kendi rengini biraz fazla gri buluyorum. Bu renk nedir diye soranlar için bilmiyorum. Makasa gidiyorum ben 8
senedir falan olsa gerek. 8 seneden daha fazla. Eskiden Levent'e gidiyordum. Ersin çünkü oradaydı. Sonra şimdi Ersin pazartesi salı günleri makas Nişantaşı'nda, pazar hariç diğer günlerde Cihangir'de. Ben hangi gün müsaitsem Ersin'e gittiğim için direkt olarak Ersin kahraman. Kahverengi, dore, işte kestane, onların hepsini karıştırıyor. Kendisi bana neyi uygun görürse ona boyuyor. Ve ben çok seviyorum bu rengi. Yüzümü birazcık ısıtıyor çünkü nötr benim tonlarım. Sıcak bir renge boyattığımda yüzümdeki, cildimdeki sıcak tonları çekiyor. Eğer çok soğuk olursa birazcık gri görünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Rengimi korumak için sülfatsız bir şampuan kullanıyorum. Ben saçınız boyalı değilse sülfatsız kullanmanıza gerek yok. Rengimin daha uzun süre kalıcı ve parlak görünmesi için yaptığım bir şey. Love Beauty and Planet kullanıyorum. Murumuru ve rozlu olanını, işte bu saç kremi ve şampuanı. Serenin en iyilerine de koydum. Bunun için bana o kadar çok teşekkür mesajı geldi ki anlatamam. Birisi o kadar komik bir mesaj atmıştı ki. Ah, Beyza mıydı adı ya? Hayatım boyunca unutamayacağım o mesajı. Markanın adını büyük yazmış. Diyor ki büyük yazdım çünkü artık büyüğümdür Nihan. Allah razı olsun. İyi ki bana bunu önermişsin diye. Kokusuna zaten bayılacaksınız. Bir de markanın kendisinin duruşu da çok güzel. Vegan bir marka. Cruelty free. %96'ya kadar doğada çözünebilir formülleri var. Organik yağlar kullanıyor. Etik olarak kaynaklandırılmış içerikler kullanıyor. Bu mesela işte sülfatsız, silikonsuz, parabensiz, renklendiricisiz falan. Yani güzel bir ürün. Uygun fiyatla böyle ürünler bulmak biraz zor. Çünkü insanlar ilk başta kendi ihtiyaçlarını tamamen karşılayıp kendilerini çok güvende hissettikten sonra doğaya önem vermeye başlıyorlar diye. Genelde böyle markalar çok yüksek fiyatlı markalar oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de uygun fiyat ve bu kadar hani çevreci markalar bulmak bence zor. O yüzden de ben bunu çok seviyorum ve saçıma da çok iyi geliyor. Saçımı çatır çutur kurutmuyor. Doğal ürünler şey yapar ya, böyle gıcır gıcır yapar, gerim gerim gerer. Hiç öyle bir şey yapmıyor. Kremi yetiyor. Maske kullanmadan saç kremini sadece kullanarak saçlarımı nemlendirebiliyorum. Bu ikisi benim canlarım. Herhalde her saç videosunda bahsedeceğim bunlardan. Renk için bir şey daha yapıyorum ben. Fito Color Shine Activating Care diye bir ürün. Bu bir serum ama kıyısı suyu gibi bir serum. Yani o yoğunlukta. Ve saçınızı çok güzel parlatıyor. Çok fazla kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu benim ilki. Bitmiyor yani. O kadar az bir şey kullanıyor. Çünkü 150 ml var. Ve hani ben saçımı her gün yıkamadığım için banyodan sonra sadece sürüyorum. Ne zaman hani banyo yapsam, bunu sürsem, herkes videoda saçlarına ne yapıyorsun? Saçların niye böyle parlak? Bu yüzden böyle parlak. Boyayı minimuma indirmek aslında. Şimdi bak, ben yapıyorum bunu ama yine kendi rengime boyatıyorum. Onu da anlatacağım. Koyu bir renge boyattığım için, beyazladığı da için saçlarım, şey kullanıyorum, böyle dip zımbırtısı, dip fıspısı. Ne bu? Magic Retouch. O kadar çok kullandığım şeyin adını bilmiyorum, rezalet. Beyazlarınızı böyle bir sprey olarak kapatıyorsunuz. İnce bir ucu var. Çok fazla kullanmanıza gerek kalmayacak kadar pigmente olduğu için öyle buralarınızdan akmıyor. Bunların kötülerinde öyle problem var. Az pigmentleri oluyor. Spreyleri çok dağınık oluyor. Yüzünüze geliyor. İstediğiniz o beyaz kapatana kadar o kadar çok sıkmış oluyorsunuz ki bütün kafa derinizi boyuyor. Terlediğinizde suratınıza akıyor. Bu öyle değil. O yüzden sevdiğim bir ürün. Bir de boya konusuna gelmişken, her seçim bir vazgeçiş. Eğer saçınız işte koyu renkse ve siz platin sarı seviyorsanız, o zaman parmaklarınızın arasından akan yumuşacık ve böyle doğal dökülen saçlardan vazgeçmek zorundasınız. Yani İkisine birden sahip olamazsınız. Çünkü saçınızı o kadar çok açtırırsanız, işte abuk renklere boyatıp, abuk renklerden kastım yani çirkin demek istemiyorum, lütfen yanlış anlamayın. Doğal olmayan, yani normalde pembe saçlı doğmuyor kimse. Eğer pembeye boyatıyorsanız, mora boyatıyorsanız, o zaman bazı şeylerden vazgeçmeniz lazım. Çünkü gerçekten çok uzun uzun işlemler sonucunda saçınızı, kimyasını bozarak o renkleri elde etmeniz gerekiyor. O yüzden de o yumuşaklığı falan koruması çok zor oluyor. Ben de kullanılan boya hani renk açıcı olmadan sadece boya olduğu için biraz daha iyi. Keşke hiç boya olmasa bu arada, bakın. Hani benim yaptığım doğru demiyorum. Hiç boyatmamak en iyisi, en güzeli. Eğer o renkleri seviyorsanız da ve çok sık değiştiriyorsanız, mesela geçici boyalar var. İşte sprey şeklinde olanlar var. Ne bileyim, bir hafta kalanlar var falan. En azından belki onları deneyebilirsiniz. Bir de mesela bazıları, hepimizin mesela daha genç yaşlarında vardı böyle denemek, deneysellik en sevdiğiniz şeyse eğer, onlar daha da iyi. Hiç değilse uğraşmazsınız. Saatlerce kuaförde oturmazsınız. Dibini yapmak falan da kolay olur. Ben bir şeyi alıp mutfaktan kafama, yüzüme, cildime falan sürme mevzusunda inanılmaz sinirleniyorum. Çünkü ya bu bir bilim yani, etmeyin. C vitamini antioksidan diye, C vitamininin işte molekül boyu küçültüp cilde uygun hale getirilmiş kimyasal bir versiyonu cilde iyi geliyor diye surata nasıl limon sürmek
lütfen bunu söyleyeceğim, çok özür dilerim, aptalcaysa ve işe yaramayacağı gibi çok zararlıysa kafanıza da her elinize gelen şeyi sürmeyin derim ben. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, ıvır yağı, zıvır yağı falan sürme gibi şeyler var. Çok abartmayın eğer süreceksiniz de. Mesela Hindistan cevizi yağı saç uçlarına iyi gelebilir. Saç derinize çok fazla sürmemenizi tavsiye ederim. Çünkü Hindistan cevizi yağı, daha önce de birçok kez söylediğim gibi, zaten gözenek tıkayıcı bir şey. Şimdi saçlarınız gözeneklerden çıktığı için siz böyle çıldırmışçasına onu yağ bularsanız kafanızın içinde minik minik sivilcelere yol açabilirsiniz, birincisi. İkincisi, arındırması çok zor olur. Tam olarak arındırılmayan ve nefes alamayan saçlarınızın dökülmesine sebep olabilir. Saçlarınızın ucunu yumuşatmak için kullanabilirsiniz ama lütfen saç derinize yumurta, zeytinyağı, bilmem ne, böyle yani kırsanız omlet olacak şeyleri kafamıza sürmeyelim. Bir de saçınızın ucuna sürdüğünüz o yağlara da dikkat edin. Böyle yüzünüze falan gelmesin. Böyle toplayın ucunda, sonra burayı böyle topuz yapıp sarın. Omuzlarınızda, sırtınızda, işte buralarınızda falan bayağı bir sivilceye sebep olabilir o yağlar. Dikkatli olalım. Evde bakım yapan insanlar benden nefret ediyor muhtemelen şu an. Kuru şampuan mevzusunu ben seviyorum. Çünkü bir kere yıkama sürenizi uzatabiliyorsunuz bunu. Hem de şekillendirici olarak kullanabilirsiniz. Diğer spreyler gibi katır kutur da olmaz. Hacim vermek için kullanabilirsiniz. Ben bugün mesela Batiste'in bu dry shampoo, defreeze olanını kullandım. O beyaz görüntüden nefret ediyorsanız bunda birazcık beyazlık kalıyor. L'Oreal'inki güzel kuru şampuanı. Neydi o? Bitti o. Buna geçtim. Ondan sonra şimdi adını unuttum. Neden öyle oldu bilmiyorum. Yazar buraya koyarım bir tane. Şeyinki de güzel. Love Beauty and Planet'in yeşil olanını denedim. O hacim spreyi olarak inanılmaz bir sprey. Anlatamam size. Çok da güzel kokuyor. Yepyeni yıkanmış gibi bir hacim veriyor. Bol bol kullanırsanız, özellikle saçınızı böyle eğip böyle kabarta kabarta kullanırsanız o da çok güzel. Normal spreyler birazcık saçınızı ağırlaştırabilir ama kuru şampuanla hem saçınızın yağını alırsınız hem de güzelce hacim vermiş olursunuz. Bir de bunları arındırmak spreylere göre daha kolay çünkü bunlar pudra gibi. Suyla daha rahat çıkıyor. Spreyler yapışkan şeyler böyle saçınıza. Daha zor arındırıyorsunuz. Hazır şekillendirici demişken, şekillendiriciyi lütfen abartmayalım. Köpükte kullansanız, jölede kullansanız, spreyde, Dux'ta, her şey akşamına şampuanlama gerektiriyor. Ya saçınızı toplarsanız duşunuzu yaparsınız yani, yoksa başka zaman olsa akşam her seferinde şampuanlamak zorunda kalmazsınız. Özellikle mesela çok kısa saçlıysanız saçlarınızın diplerine çok fazla şekillendirici gelmesine sebep olabiliyorsunuz böyle şekil verirken. O da iyice kafa derinizi nefes alamaz bir hale geliyor. Saçınızın dibi önemli, kökleri önemli çünkü oradan besleniyor ve onu kaplayan derinin, cildin sağlığı önemli. O yüzden onun üzerine koyduğumuz şeylere birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Son önerim, saç dökülmesiyle ilgili yeterince ciddiye alınmayan bir ortam var. Ya saç dökülmesi kozmetik bir problem olmayabilir. Bir şeyin semptomu olabilir saç dökülmesi. Sadece şampuana veya kullandığınız bir ürüne bağlı olmayabilir. O yüzden lütfen saç dökülmelerinizi çok ciddiye alın. Hormonal bir problem veya beslenmeyle alakalı, emilimle alakalı, yani siz alıyorsunuzdur, emilmiyordur falan, yani öyle bir şeyle ilgili olabilir. Ya zaten ben hep söylüyorum, 6 ayda bir mutlaka kan testi yaptırmak lazım. Gidin aile hekiminize, ücretsiz yani. Deyin ki ben birazcık halsizim deyin. O zaman bir kan testim yapar mısınız deyin. Yaptırın, hem içiniz rahat eder, anlık, çok hızlı, anormal derecede saçınızın kalitesinde, tırnağınızın kalitesinde falan bir düşüş varsa, cildinizin kalitesinde bir düşüş varsa, içerideki başka bir problemin dışarıya yansıması olabilir. Lütfen ciddiye alın. Böylece sizlere 10 tane saç önerimi vermiş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir ve sizin için de uygulanabilir şeylerdir. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.